Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte 2023 yılında iPhone 11 alınır mı sorusunun yanıtını arıyoruz. Biliyorsunuz iPhone modelleri, Apple'ın cep telefonu modelleri ülkemizde oldukça pahalı bir rakamdan satılıyor. Günümüzde baktığımızda iPhone 14'ün fiyatı 32 bin liraya yakın bir rakamla başlıyor. Bu da en düşük konfigürasyonundan bahsediyorum. Hal böyle olunca tabii bütçesi çok fazla olmayanlar ama illa da iOS işletim sistemini telefon kullanmak isteyenler için çok fazla alternatif kalmıyor. iPhone 11 2019 yılında çıkan bir cep telefonu ve üzerinden 4 yıl geçmiş durumda. Bu 4 yıldan sonra hala alınır mı? İşte belli açılardan bu soruya evet yanıtını verebilirim ama belli açılardan da birazcık düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki burada önemli olan konu bütçe. iPhone 11'in fiyatı iPhone 14'e göre, yani güncel olan iPhone modeline göre yarı yarıya daha uygun bir noktada duruyor. Tabii ki uygunluk kişiye göre değişir, duruma göre değişir. Herkesin uygunluk durumu farklı olacağı için ben de böyle bir video çekmeye karar verdim. Beni tanıyanlar ya da kanalıma abone olanlar mutlaka biliyordur. Ben tablolarla konuşmayı seviyorum ve bu video için de bir tane özel bir tablo hazırladım. Tabloyu göstermeden önce neden böyle bir tablo hazırladım biraz da ondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu tabloyu hazırlamamdaki sebep şu arkadaşlar. Hani yeni modellerle iPhone 11 arasındaki, yani 11'den başka biliyorsunuz 12 var, 13 var ve 14 var. Aralarındaki farkları net bir şekilde görmenizi sağlamaktı. Şimdi tabloya bakalım ekranda. Telefonların ilk olarak çıkış tarihini yazdım. 2019 olduğunu söylemiştim iPhone 11 için. 12 2020'de çıktı, 13 2021'de ve 14 de 2022'de çıktı. Ekran boyutları hepsinde aynı arkadaşlar. iPhone 11'in ekran çözünürlüğü ise diğer modellere göre, yani 12, 13'ü 14'e göre daha düşük. Çünkü teknolojisi de farklıydı. O LCD Liquid Retina HD olarak geçiyor ama işte LCD'nin bildiğimiz standart LCD'nin biraz daha geliştirilmiş sürümü olarak diyebiliriz, söyleyebiliriz. O yüzden çözünürlüğü onun biraz daha düşük. Diğer iPhone modelinin çözünürlüğü yüksek. 60 Hz hepsinin yenileme hızları. iPhone 11'de LCD Liquid Retina HD var. Diğer modellerde ise Super Retina XDR OLED, ya yani OLED teknolojisi kullanan bir ekran kullanılmış. iPhone 11'in ön ve arka yüzü camken diğerlerinde sadece ön yüz seramik shield olarak Apple'ın bu ismi verdiği bir teknolojiyle kaplı. Şimdi işlemci tarafına gelecek olursak iPhone 11 modelinde A13 işlemci kullanılmış. Apple tarafından geliştirilen bir işlemci bu. iPhone 12'de bu A14 oldu. iPhone 13'te A15 oldu. iPhone 14'te de A15 oldu bu arada. Ama iPhone 13 ile iPhone 14 arasında kullanılan, yani o iki aynı işlemci gibi görünmekle beraber aslında iPhone 14'te iPhone 13 Pro'da kullanılan A15 işlemci tercih edilmişti. Orada küçük bir fark var. O yüzden oraya bir yıldız koydum tabloda. RAM tarafında aslında iPhone 11'de, 12'de ve 13'te 4 GB'lık LPDDR4 RAM varken iPhone 14'te 6 GB oluyor bu RAM miktarı. Miktar artmış oluyor. Depolama olarak baktığımızda iPhone 11'de 64 ve 128 var. iPhone 12'de 64, 128, 256. iPhone 13 ve 14'te ise 128, 256 ve 512 var. Artık 64 kalmadı zaten. Kamera tarafına baktığımızda aslında bütün iPhone modellerinde, yani 11, 12, 13, 14'te de hemen hemen benzer özellikler sunuluyor. Yani çözünürlük aynı ama bazı modellerde diyafram falan değişmişti. Onların altını özellikle çizeyim ama hepsi 4K 60 FPS video kayıt yapabiliyor. Ana kameralardan bahsediyorum. Ön kamera tarafına gelecek olursak yine hepsi 12 megapiksel çözünürlük sunuyor. Bir tek iPhone 14'te öndeki kameranın diyaframı değişmiş. 1.9'a düşmüş. Daha açık diyaframlı bir kamera tercih edilmiş. Yine ön kameralarda 4K 60 FPS video kayıt yapabiliyor. Pil tarafında 3100 mAh'lik bir pil varken iPhone 11'de, iPhone 12'de bu düşmüş 2815'e. 3227 mAh. iPhone 14'te ise 3240 mAh olmuş. Bütün telefonlar 20 watt destekliyor. Tabi Dynamic Island hiçbirinde yok ama iPhone 14 Pro'larda var biliyorsunuz. Trafik kazası algılama, o da yine iPhone 14'te olan bir özellik. Burası önemli arkadaşlar. Burayı iyi dinlemenizi rica ediyorum. iPhone 11'in 12, 13, 14'ten en önemli farklarından bir tanesi MagSafe desteğine sahip olmaması. MagSafe nedir? Bu telefonun arka kısmında özel bir kapağın iç kısmında bulunuyor bu teknoloji. Özel bir manyetik alan bulunuyor buraya. Powerbank gibi ürünlerden tutun da wallet dediğimiz, yani cüzdan tarzı aksesuarları takmak için kullanıyorsunuz. Ha, bu sonradan eklenebiliyor. Özel kılıflar var. MagSafe destekli kılıflar var iPhone 11 için. Onu alıp takabilirsiniz. Bu özelliği kazandırabilirsiniz. Ama hani bütünleşik olarak gelsin derseniz iPhone 12'den itibaren var. Onun da altını çizeyim. iPhone 11'de 5G özelliği yokken 12'den itibaren iPhone modellerinde 5G teknolojisi de geldi. Ama bu Türkiye için şu anda çok önemli değil. Çünkü henüz Türkiye'de 5G teknolojisi kullanılmıyor. Acil durum
Uydu desteği de şimdilik sadece iPhone 14'te olan bir özellik. Diğer modellerde zaten böyle bir teknoloji de bulunmuyordu arkadaşlar. Onu da altını çizip, çünkü bu donanımsal bir teknoloji gerektiriyor. Ama bu teknoloji de sadece şimdilik Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılabiliyor. Yavaş yavaş dünyanın farklı ülkelerinde de açılacağını söyleyeyim. Şimdi gelelim fiyat tarafına. İnsanların iPhone 11 tercih etmesi için en önemli etkenlerden bir tanesi, söylediğim gibi videonun başında, fiyatının uygun olmasıydı. Ben bu videoyu çektiğim tarih itibariyle iPhone 11'in başlangıç fiyatı 16.000 TL olarak belirlenmiş durumda. Hani bu söylediğim rakam 64 GB için, bir de 128 GB'lık sürüm var. O biraz daha yüksek. 17.000 18.000 civarında satılıyor. iPhone 11 almayacağım ben deseniz ve bir sonraki modele bakalım deseniz, iPhone 12. Onun fiyatı 25.900. Hadi ben almayayım diyeceksiniz ki, çünkü iPhone 12 ile 13 arasında çok az fark var. O da 26.800 lira. Yani buradaki rakamlara göre 900 liralık bir fark söz konusu. Tabii bunlar piyasa rakamları bu arada, onu da söyleyeyim. iPhone 14 almak isterseniz de 31.500 lira gibi bir para ödemeniz gerekiyor. Yani iPhone 11 ile iPhone 14 arasında iki katına yakın fark var. Ha ben 14 değil de 13 ya da 12 alacağım derseniz de yine bir 10 bin lira yakın bir parayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Yani bir tane iPhone 14 alacağınıza iki tane iPhone 11 alabiliyorsunuz. Mesela günümüz şartlarında için konuşuyorum ben. Bu da bu telefonu oldukça cazip bir hale getiriyor. Dikkat çekeceğim bir diğer konu ise, sadece mesele teknik özelliklerle olmuyor. Tamam, kamerası falan fena değil. Günümüz şartlarında birçok şeyi kullanabilirsiniz ama aklınıza şu soru geliyor olabilir. Ne kadar güncelleme alacak iPhone 11? Şimdi ekranda yine bir tablo göreceksiniz ama bunu ben hazırlamadım. Statista'dan aldığım bir tablo bu. Apple'ın bugüne kadar çıkarttığı iPhone modellerinin ne kadar güncelleme verdiğini gösteren bir tablo. Tabii ki bu günümüze kadar olan modelleri kapsıyor. Şimdi burada baktığımda arkadaşlar, en fazla güncelleme sayı olarak söylüyorum bunu, alan modellerden bir tanesi iPhone 6s ve 6s Plus. 2015 yılında çıkan bir model bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane güncelleme almış arkadaşlar. Diğer modelleri de bakıyorum, ortalamada 4, 5, 6 civarında değişiyor rakamlar ama gördüğüm kadarıyla artık minimum 6 veriyor. Öyle söyleyeyim. Yani minimum 6 kez güncelleme veriyor Apple iPhone modellerine. Bu da yani kabaca 6 yıl güncelleme alacağı anlamına geliyor. Şimdi bakalım iPhone 11 ne zaman çıkmış? 2019. Kaç tane güncelleme almış? Hemen tabloda onu da bulayım sizin için. 1, 2, 3, 4 yani 13, 14, 15 ve 16'yı almış. Bu demek oluyor ki en az 2 tane daha alacak. Yani bu benim hani minimum öngörüm. Maksimum da 3 tane daha alır. Yani 7 tane alabilir, 6 tane de alabilir. 6 tane alırsa 2 sene daha güncelleme alacak anlamına geliyor. Eğer 7 tane alırsa 3 sene daha güncelleme gelecek anlamına geliyor. Bu da güzel. 3 sene güncelleme alacak bir telefondan bahsediyoruz. Bu da şu anlama geliyor. 2023 yılında iPhone 11 alınır mı? Alınır arkadaşlar. Hani illa ben son teknolojiyi alayım, elimde de çok fazla para var derseniz tabii ki 14'ü alın. 14 iyidir. Bunu bazen soruyorsunuz çünkü, ya da bazen şöyle yorumlarda geliyor. En iyi iPhone en son iPhone'dur. Evet arkadaşlar, bunu biz de biliyoruz ama insanların bütçeleri olmayabiliyor veya ellerindeki parayı oraya ayırmak istemiyorlar. O zaman ne oluyor? Biraz daha eski modellere yöneliyorlar. Hani burada iPhone 11 alınır mı? Alınır. Benim etrafımda kullanan ve gayet de memnun olan bir sürü insan da var. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan da kullanıyorlar. Hem iOS ekosistemine daha iyi olmuş olur hem de büyük ekranlı. Çünkü iPhone SE modelleri de var biliyorsunuz. Aklınıza onlar da geliyor olabilir. Ama onların ekranı biraz daha küçük olduğu için burada ben onlara hani o mu alınır mı bu alınır mı gibi bir şeye girmedim. Bence normal ekranlı, yani normal günümüzde kullanılabileceğiniz ekranlı iPhone modelleri içinde şu anda 2023 yılı için söylüyorum, bu alınabilecek en iyi model iPhone 11. Evet, güzel bir şekilde açıklamaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur sizler için. Sizin de bu konuyla ilgili görüşleriniz, fikirleriniz, farklı katkılarınız olabilir. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. 2023 yılında iPhone alınır mı? Bence alınır. Eğer bütçeniz çok yüksek değilse ve en az 2 sene, bence maksimum 3 sene güncelleme alacak bir telefon da arıyorsanız gayet güzel bir seçim olur diye düşünüyorum. Ama tabii ki az önce de söylediğim gibi en iyi iPhone en yeni iPhone'dur. Evet, ama en pahalı iPhone'dur aynı zamanda. Herkesin o kadar bütçesi de olmayabiliyor. Videolarımı beğeniyorsunuz ve içeriklerimi desteklemek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.